Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yeleğinin kol kesimini anlatacağım. Zümrüt taşları diye yeleğimizi yakın bir zamanda paylaşmıştık. Bugün de kol kesimiyle sizlerle beraber olacağız. Yeleğimizin ipini şöyle değerli izleyicilerim, simusso.com'dan temin ediyorum. Eğer almak istiyorsanız açıklama kısmında linkimize koyacağız. Oradan tıklayabilirsiniz. Bakın şöyle rengi simusso.com'dan temin edebilirsiniz. Şimdi yeleğimizin şöyle parçalarına geçelim hemen. Bakın. Kibar, gösterişli bir bayan yeleği. Bir ön parçasını böyle bitirdim. Her zamanki gibi. Arkasını da az kaldı. Bir iki örneğimiz var. Bakın bir tane örneğimizi arkadan böyle kesiyoruz. Yukarıya doğru ön trabzanında ne kadar yapmışsak sayısını arka trabzanda da o kadar yapıp devam ediyorum. Örneğin yeleğimizin örnek sayılarını diğer videomuzda vermiştik. Zümrüt taşları yelek örneği videomuzda. Bakın şöyle hemen yine burada da böyle ara ara ön kol kesimini göreceksiniz. Şimdi devam edeceğiz diğer ön parçasıyla. Bu kaç beden diye sorarsanız tahminen 40-42 olabilir değerli izleyicilerim. Biraz daha büyük oldu. Şimdi enini büyük yaptığımız zaman boyunu da biraz daha büyük yapıyoruz. Şimdi şöyle buradan hemen ben anlatayım sizlere. Bakın 6 tane örneğimiz var önlerde. 2, 4, 6 tane. 2 örneğimizi trabzan yapıyoruz. Kaç tane olursa o kadar önemli değil. Yani 20, 22. 2 örneğimiz de ön tarafından yani yaka kesiminden yukarıya doğru eksilteceğiz. Arada 2 örneğimiz de yukarıya doğru devam edeceğiz. Şimdi hemen ben böyle sizlere daha çabuk anlatabilmek için burada trabzanlarımı yaptım 3 sıra. Tabii bu arada kol kesimiyle yaka kesimini aynı anda kesiyorum ben. Dilerseniz daha aşağıdan da buradan da kesebilirsiniz kol kesimine başlamadan. Bakın şimdi böyle burada dörderli trabzan yapıyorduk örneğimizi bilenler. Burada dörderli trabzan yapıyorduk. Şimdi eksiltmeye başladığımız zaman hemen bakın ikişerli trabzana düşürdük. Şimdi burada 3 tane zincirimizi çektikten sonra şöyle hemen bir tanesini trabzan olarak örüyorum. Bir tane de içinden örüyorum. Yani burada 2 trabzan önce örüyorduk. 2 tane de içine örüyorduk. 4'tü. Şimdi birer taneye düşürdük. Yine arada 2 tane zincirim. Şöyle 1. Hemen yanındakini 2. Bir tane zincir çekiyorum. 2 zincirle yukarıya doğru devam ediyorum. Ön trabzanlarını. Özellikle burasını anlatmak istedim bugün. Hep yaka kesimleri soruluyor. Zaten yeleklerde en önemli yeri yaka kesimidir değerli izleyicilerim. Yaka kesimini güzel yapmadığınız zaman yeleğiniz hiç güzel durmaz. Yine 2 veya 3 zincirle dönüyorum. Bakın şu şekilde. Önce trabzanlarını örüyorum. Sonra hemen yakamızdan yine örneğimizi eksiltmeye başlıyorum. Şimdi bir tane zincir çekelim.
şurayı hemen bir tane trabzan örelim. Şimdi 4'ü 2'ye düşürdük. Şimdi bir tane örelim. Yani ikili. Hemen şurada sadece. Sonra tekrar yine aynı şekilde arada 5 tane zincirimiz vardı. 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine örgüme devam ediyorum. 4, 5. Yine bakın normalde 4 trabzandı. Şöyle ikisini örüyorum. Önce sonra yine 2 tane zincirin içine dolduruyorum. Yine 1, 2 zincir. Tekrar 2 tane önce trabzan örüyorum. Ve diğer 2 trabzanla devam ediyorum. Şimdi şu kol kesimine kadar, yani şu aynı şekilde öreceğim. Siz yeleğimi böyle yakından izlerken ben hemen hızlıca kol kesimindeki trabzan sayılarını da vermek istiyorum. Çok şık bir bayan yeleği oldu. Rengi de tatlı. Örneği de çok güzel gitti bu rengi. Gösterdi. Her yaşa uygun bir yelek örneği. Yani yelek modeli oldu. Tabii eminim sizler de başladınız. Kol kesimini bekliyorsunuzdur. Ben de biraz çabuk örmek istedim. Siz değerli sevgili izleyicilerim. Beklemesin fazla diye. Bugün paylaşmak istedim kol kesimini. Şimdi soracaksınız bu büyüklükte kaç bobin gider diye. 3-4 bobin arası izleyicilerim. Bu büyüklükte 3 bobin yetmeyecek. 4 bobinden belki az kullanacaksınız yarım ama 3,5 bobin. Yani 4 bobin almanız gerekir. Eğer bu büyüklükte yapacaksanız. Şimdi bakın koldaki trabzanlara geldi. Kol altı. Hemen şimdi sayalım bakalım. Şöyle 2. Yani ön bandında 7 tane yapmışsanız kol altında da 7 tane. Ön bandında 10 tane yapmışsanız kol altında da 10 tane. Aynı simetri olması gerekir. 2, 4, 6, 7. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın dönüyorum. Başka burada yapacağımız bir işlem yok. Yukarıya doğru dilediğiniz uzunlukta yaparsınız. Boyuna gelince ben kol altına kadar 50 santim yapıyorum. Yukarıya doğru santim saymıyorum, yani ölçmüyorum. Kendi omuzuma göre ayarlıyorum. Bakın şimdi şöyle artık kol altından kesim işlemimiz yok. Buradan yukarıya doğru böyle tamamen devam edeceğiz. Şimdi yine örneğimize geliyoruz. 3 zincir veya 2 zincir baştan, sonra 5 tane zincirle. Yine örneğimiz zaten arkalı önlü aynıydı. Önce 2 tane trabzanı örüyoruz. Sonra içine 2 tane trabzan dolduruyorum. Arada 2 tane veya 1 tane zincir elinizin sıklığıyla alakalı. 2 numara şiş, angora ip kullandık. İplerimizi simuslu.com'dan temin ediyorum değerli sevgili izleyicilerim. Çok güzel, güvenilir bir ip alma sitesi diyelim. Bakın 3 tane zincir, 2 tane önce trabzan. Yine 2 tane zincirim var. Şimdi şu yakasını da anlatıp hemen tamamlamak istiyorum. Şimdi yeleğimizi yine yakından izlerken
Hemen yakık kısmına hızlıca ben geliyorum. Ekranda biraz hızlı örünce sizler anlayamıyorsunuz. Ben hemen bu yan tarafta hızlıca örüyorum. Rengi de tatlı. Ben mum ışığı diyorum. Kahve tonlarına yakın bir rengi var. Çok kibar bir yelek oldu. Hep krem krem. Bugün de böyle yapalım dedik. Değişik renk olsun. Zaten arada hep ayrı renklerden de örüyorum. Ama tabii kreme daha çok ağırlık veriyoruz. Şimdi bakın hemen şu yaka kesimini de anlatalım. Burada iki tane örmüştük. Yine aynı şekilde bakın. Şuradan da böyle alt ucundan yine iki tanemizi örüyoruz. Sonra devam ediyorum. Şu şekilde. Bir örneğimizi şu an bitirmiş olduk. İkinci örneğimizi de aynı şekilde. Bakın. Zaten bitmiş olan önde. Hemen belli dönmeye başladı şu an. Böyle yukarıya doğru dönmeye başladı. Şimdi şöyle değerli izleyicilerim. Bakın buradan 6 örneğimiz vardı. İkisini kol altı, ikisini de yaka için 2 örnekle yukarıya doğru devam ettik. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.